İkinci denklemde y'yi yalnız bırakırsak x kare eksi 5 olur. Y'nin bu değerini buradaki denklemi yazacak olursak mutlak değer içerisinde x eksi çıkartırız bunu. Eksi x kare artı 5 eşittir 3 olacaktır. Bunu eksiyle çarparsak mutlak değer içinde herhangi bir şey değişmez. Mutlak değer içerisinde x kare eksi x eksi 5 eşittir. Buradan 3 olacaktır. Ya 3'e eşittir ya da eksi 3'e eşit. X kare eksi x eksi 5 eşittir 3 ve x kare eksi x eksi 5 eşittir eksi 3. Bu tarafa atarsak x kare eksi x burası eksi 8 olacak 0. Yine bu tarafa atarsak x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 oldu. Burada çarpanlar ayırma yöntemiyle bakabiliriz. Ancak zaten sayıların toplamı istendiği için diskriminantı kontrol ettiğimizde her ikisine de pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çözüm var ancak köklü olabilir. Doğrudan doğruya köklerin toplamını bulmak istersek x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'dan 1 çıkar. Buradan gelecek olan köklere de x3 artı x4 diyecek olursak bunların toplamı da yine 1 olacaktır. Buradan köklü sayılar geleceğinden dolayı bu çarpanlara ayrılarak bulunabilir. Ancak köklü değil tam sayı gelir. Yani bunların ikisinde ortak yok. Dolayısıyla 4 tane ayrı kökün toplamı 1 daha 2 yapar.